Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün sizler için Vivo'nun Y36 modelini inceleyeceğiz. Tasarım olarak da bir aile hoş duran bu modelin fiyatı da uygun. Dilerseniz incelememize geçelim. Vivo'nun bir süredir ülkemizde resmi olarak hizmet verdiğini biliyoruz. 3 segmentte akıllı telefonlarla pek karşımıza çıkmasa da giriş ve orta segment telefonlarla aslında ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü rekabetçi fiyatlarla giriyor ve özellik bakımından da beklentileri karşılıyor arkadaşlar. Y36 modelde yine giriş segment olarak tabir edebileceğimiz, hatta biraz daha orta segment olarak da anabiliriz. Çünkü az sonra bahsedeceğim özelliklerde orta segment akıllı telefonlardan birçok özellik aldığını göreceğiz arkadaşlar. İlk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman arka tarafında desenli bir yapı bulunuyor arkadaşlar. Fakat burası cam, yani burada pürüzlü bir yapı yok ve bu renk altın sarısı olarak geçiyor. Bunun dışında üst tarafında yine üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor arkadaşlar. Çevresine baktığınızda ise sağ tarafında ses açma kısma tuşu ve güç tuşu yer alıyor. Alt tarafında 3.5 mm'lik jack girişi, Type-C girişi ve hoparlörü bulunurken üst tarafına baktığımızda ise bir adet sim tepsisi ve kızılötesi sensörü yer alıyor arkadaşlar. Ekranı büyük fakat çerçeveler de ona oranla biraz daha büyük arkadaşlar. Yani alt tarafında çene bölgesi olarak adlandırdığımız alt çerçeve biraz kalın duruyor. Alt çerçeve kalın olduğu için aslında üst çerçeve biraz daha ince tutulabilirdi. Ne yazık ki üst çerçevenin de neredeyse alt çerçeveyle aynı kalınlıkta olduğunu görüyoruz. Sadece bir tık daha ince. Yine aynı kalınlıkta olarak söyleyebileceğimiz yan çerçeveler de bulunuyor. Ama giriş segment bir telefon için bunlar normal karşılanabilir arkadaşlar. Çünkü fiyatına göre bir yorum yapmak gerekiyor. Yani gelip de burada Vivo'dan bize ip ince çerçevelere sahip bir telefon beklememek gerekiyor. Dilerseniz bu ekranın bize neler sunduğuna bir bakalım. Daha sonrasında devam edelim. Vivo Y36 modelinin ekranı 6.64 inç boyutunda arkadaşlar. Aynı zamanda bu ekran IPS LCD panel, %85.4'lük ekran gövde oranı yer alıyor. 1080x2388 piksellik bir çözünürlüğe sahip. Piksel yoğunluğu ise 395 ppi ve 90 Hz'lik bir tazeleme oranı sunuyor arkadaşlar. Parlaklık tarafında ise maksimum 650 nits'lik bir parlaklık değeri bizlere sunuyor Vivo Y36 modeli. Ekran değerlerine baktığımız zaman şaşırdığımız kısımlar var. İlki parlaklık tabii ki arkadaşlar. Yani 650 nits'lik bir parlaklığın giriş segment bir telefona göre oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve bir diğer önemli husus ise tabii ki 90 Hz'lik tazeleme oranı arkadaşlar. Şu anda orta segment akıllı telefonlarda 90 Hz'lik bir ekran görüyoruz. En fazla 120 Hz'e çıkabiliyorlar. Ve bu orta segment olarak adlandırdığımız modellerde 16.000-22.000 arasında değişiyor fiyat bazına baktığımız zaman. Ama Vivo Y36 modeli giriş segment bir model olduğu için çok daha ucuza 90 Hz'lik bir deneyimi sunuyor bizlere. Ve piyasadaki benzer fiyata sahip rakiplerinde ise genellikle 60 Hz'lik paneller bulunuyor. Bu yüzden ekran paneli tarafında her ne kadar çerçeveler bir tık kalın gelse de tazeleme oranı ve parlaklık konusunda benden tam not aldığını söyleyebilirim. Yani kullanım deneyiminde baktığımızda arkadaşlar, ben dizi film de izledim, oyun da oynadım ve beni tatmin etti. Bu yüzden ekran tarafında tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Bakalım bu telefon bizlere teknik özellikte neler sunuyor. Vivo Y36 modeli işlemci tarafında Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 680 4G yongasını kullanıyor. 4 ve 8 GB'lık RAM seçeneklerine sahip olan model 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle geliyor. Ayrıca GPU tarafında Adreno 610 grafik yongası bulunduğunu da belirtelim. Pil tarafına baktığımız zaman ise 5000 mAh'lik bir kapasite ve 44 Watt'lık hızlı şarj desteği yer alıyor ve bu sayede de 15 dakikada %30'luk şarj mümkün hale geliyor. Android 13 ile kutudan çıkan modelin FunTouch 13 arayüzü ile geldiğini de belirtelim. Evet arkadaşlar, teknik özellikler de bu şekildeydi. Genel olarak baktığımız zaman işlemcinin gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki oyunlarda donma kasma oluyor mu diye soracak olursanız İlk yarım saatte herhangi bir sıkıntı olmuyor. Fakat belirli bir ısınmaya geldikten sonra 5-10 dakikada bir ufak tefek kasmalar oluyor. Isınma oluyor mu diye soracak olursanız tabii ki de ısınma da oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi her telefonun sınır, yani ısınma tabii ki var. Ama bu ısınma telefonu bıraktıktan bir 5 dakika sonra falan tamamen eski haline dönüyor. Yani kolay bir şekilde soğuduğunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Oyun performansında en üstte oynamadık arkadaşlar. Ultra'ya çekmedik. Fakat orta ayarlarda oynadığımız zaman herhangi bir donmayla karşılaşmadık. Yani grafiği ultraya çekerseniz
15 dakikada 10 dakikada bir donma yaşarsınız. Arada bir kasma girer. Tabii ki de şarjda oynadığınız zaman bu kasmalar daha fazla olur. Veya full parlaklık olduğu zaman. Ama orta ayarlara çektiğiniz zaman full parlaklığa çekseniz bile şarjda da oynasanız herhangi bir donmayla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Zaten full ayarlara çekmenize şu yüzden gerek yok. 1080p ekrana sahip olduğu için zaten 1080p 30 karede bir oyun oynasanız dahi çok da bir şey fark etmeyecektir. Yüksek çözünürlüğe aldığınızda o yüksek çözünürlüğü fark etmeyeceksinizdir. Çünkü ekran 1080p arkadaşlar. Tabii ki kare hızını biraz daha yükseltebiliriz. Kare hızını yükselttiğimizde de tabii ki performans kayıpları olacaktır. Ama onun dışında default ayarlarda, varsayılan ayarlarda oynarsanız veya oyunu açtığınızda örneğin PUBG, Call of Duty gibi oyunlarda karşımıza çıkan önerilen ayarlarda oynadığımızda herhangi bir sorun yaşamadık arkadaşlar. Peki geldik kamera tarafına. Bu telefon bizlere kamera tarafında nasıl bir deneyim sunuyor? 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamerayla gelen modele 2 tane yardımcı lens eşlik ediyor. Bu iki lens de 2 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram açıklığında arkadaşlar. Bu lenslerden biri makro lens, diğeri de derinlik algısı. Bu derinlik algısı sayesinde de portre fotoğraflar çekmek mümkün. Ön tarafa baktığımızda ise f2.5'lik 16 megapiksellik bir lens yer alıyor arkadaşlar. Bu da ön kamerada bizlere yardım ediyor. Peki bu kağıt üzerindeki verilere baktığımız zaman aslında ön kameranın düşük ışıktan biraz daha başarısız olacağına dair birkaç ipucu görüyoruz diyafram açıklığından. Ama dilerseniz bu verilerle uğraşmayalım. Ben sizi bu telefonla çektiğimiz fotoğraf ve videolarla baş başa bırakayım. Daha sonrasında siz karar verin. Evet arkadaşlar, şu anda Vivo Y36 modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz. 1080p çekim yapabiliyor bu telefon ve ses performansı da bu şekilde. Eğer benim sesimi net bir şekilde duyuyorsanız mikrofonda gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle arka tarafımızı zoom yapalım, gürültülü bir ortamdayız ve ön kamerada da en fazla 2x zoom yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrardan uzak halini aldığımda genel olarak kameranın özeti bu. Peki siz nasıl buldunuz? Y36 modelinin arka kamerasında sarsıntı önleyici özellik bulunuyor. İçerisinde bulundurduğu yazılımı sayesinde şu anda mesela bu videoyu yürüyerek çekiyorum. Yani sarsılmalar mevcut ama eğer telefon sarsılmıyorsa bu özelliğin de gayet başarılı çalıştığını söyleyebiliriz. Bir zoom testi yapalım metroya doğru arkadaşlar. Hatta burada bir taksi durağı var. Evet, şu anda taksi durağına zoomladık. 7x oldu, 8x, 9x. Evet, 10x'ten fazla yakınlaştırma yapılamıyor ama 10x'e geldiğimizde de zaten çözünürlük bir hayli kayıyor arkadaşlar. Görüntü performansı da bu şekilde. Siz nasıl buldunuz yorumlarda belirtin. Evet, fotoğraf ve videolar bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki video tarafında beklentileri tam olarak karşılamayabilir ama fiyatına göre bir yorum yapmak gerekiyor. Yani bu telefona bu fiyatı verdikten sonra ne kadar video bekleyebilirsiniz? Yani piyasada aslında bu fiyata sahip telefonlara göre bir yorum yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi geldik pil tarafına. 5000 mAh'lik bir pile sahip olduğunu söylemiştik ve bu pili desteklemek için 44 wattlık bir hızlı şarj desteği sunuyor arkadaşlar. Şimdi telefonun en güzel kısmına geldik. Çünkü 44 wattlık adaptör telefonun kutu içeriğinden çıkıyor. Piyasada öyle telefonlarla karşılaşıyoruz ki artık içinde hiçbir aksesuar çıkmıyor arkadaşlar. Fakat şöyle gördüğünüz gibi bir adet şeffaf kılıfımız yer alıyor. Şarj kablomuz yer alıyor. Ve tabii ki de o hızlı şarjlı adaptörümüz yer alıyor. Şöyle devasa bir 44 wattlık hızlı şarj adaptörü kutunun içeriğinde çıkıyor arkadaşlar. Bu sayede telefonumuzu hızlı şarj edebiliyoruz.
giriş segment akıllı telefonlarda 44 watt gibi güçlü bir değerle aslında daha önce hiç karşılaşmamıştım. Tabii ki Avrupa pazarında falan vardır ama Türkiye'ye gelen öyle bir model görmedim arkadaşlar. Bu yüzden 44 watt'ın avantajlı olduğunu söyleyebiliriz ki Vivo'nun paylaştığı verilere baktığımız zaman 15 dakikada %30'luk bir şarjdan bahsediyoruz. Yani aceleyle evden çıkmanız gerekti ve %3 ya da %5'lik bir şarjınız var. Hızlı bir şekilde telefonu şarja taktığımız zaman diyelim ki 15 dakika bir insanın hazırlanma süresidir. O 15 dakikalık süreçte %30 gibi bir şarj bizleri karşılayacak ve %30'luk şarjla günü çıkarır. Eğer çok da oyun oynamazsanız, sosyal medyada gezinmezseniz arkadaşlar. Ve pil performansından da bahsedeyim, bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Bu yüzden benden tam not aldı pil konusunda. Zaten bir günü net bir şekilde çıkarmasa bile hızlı şarj desteği var arkadaşlar. Bu da ekstradan önemli bir detay. Şimdi geldik fiyat kısmına. Vivo'nun resmi web sitesinde Y36 modeli 10.999 TL'lik bir fiyata sahip. Tabii ki bizim bu videoyu çektiğimiz tarihlerde fiyatlar ve kampanyalar değişebilir ama biz Vivo'nun resmi web sitesinde yanında kablosuz kulaklığında hediye edildiğini görüyoruz. Bu kampanya belki de yayınlanana kadar geçebilir veya başka kampanyalar karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bu yüzden Vivo'nun web sitesini ziyaret etmenizde fayda var. Aynı zamanda farklı teknoloji sitelerinde de daha uyguna ya da daha pahalıya da bulabilirsiniz. Bu yüzden fiyat araştırmasını iyi yapmanızı tavsiye ediyoruz. 10.999 TL'ye benzer bir telefon var mı? Piyasada pek de zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü oyun, pil, ekran avantajlı olduğu birçok kısım var. Bu fiyat daha da yükselir mi düşer mi pek bilmiyoruz ama bu rakiplerine göre tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Eğer elinize alıp deneyimleme gibi bir şansınız varsa bir teknoloji mağazasını ziyaret edip telefonu bir elinize alabilirsiniz. Beğenirseniz satın alabilirsiniz arkadaşlar. Eksi olarak sunabileceğim yönler tabii ki var. Örneğin çerçevesinden bahsettik. Yani kasası her ne kadar arkadan güzel dursa da ön tarafında aslında çerçevelerin kalınlığı telefonun fiyatının ucuzluğunu bir kez daha belli ediyor arkadaşlar. Eğer telefon hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.